Kompost kutumuz evimizin bahçesinde ya da balkonumuzda her yerde kullanabiliriz. Yemek öncesinde ve yemek sonrasında çıkan organik atıkları haznemize koyuyoruz. Hazne içinde özellikle Amerikan Kaliforniya solucanları bulunmaktadır. Bunlar gün boyu çalışarak organik atıkları kompost haline getirmektedir. Alt haznede gübremiz oluşmuş durumdadır. Kompost oluşum sırasında sıvı gübremiz devamlı oluşmaktadır. 15 güne bir bu sıvı gübreyi bitkilerde, bahçenizde, her yerde kullanabilirsiniz. Solucanlarımızın gübresini özellikle bahçemizde ve balkondaki çiçeklerimizde çok rahat kullanabiliriz. Çiçeklerin hızlıca çiçeklenmesini ve verimlerini arttırmasını sağlar. Kimyasal, evinizde kimyasal gübre istemiyorsanız organik solucan gübrelerini saksınızda çok rahatlıkla kullanmak uygun olur. Sıvı gübremiz de bitkiler için çok yararlıdır. Pandemi ile birlikte evde bitki yetiştirmek insanların bir hobisi haline geldi. Fazlasıyla ihtiyaç da özellikle gübre oldu. Bunda da hem gübre elde etmek hem de evde çocuklarımla bir zaman geçirebilmek için solucan yetiştiriciliği evlerde de başladı. Özellikle son 1,5 yıldır pandemiden dolayı. Bu hem organik atıklarımızı gübre haline getirip hem de o gübreleri bitkimizde, çiçeklerde, bahçelerde kullanmak çok son dönemde revaç durumda. Evdeki organik atıklarımız neler kullanabiliriz solucanlar için? Solucanlar neyi severler? Özellikle meyveler, sebzeler, yeşillikler özellikle solucanların en sevdiği yiyeceklerdir. Muz kabukları olabilir, çok severler. Ondan sonra elma kabukları olabilir. Yeşilliklerin tamamı olabilir. Veyahut çay, evde herkes çayı çok sever. Çay posaları. Solucanlar da çok seviyor. Bunların hiçbiri çöpe gitmeyecek. Hepsi organik atık olarak solucanlara yem olacak ve onlar da en sonunda gübre haline gelecek.